sir. Çok teşekkürler Sayın Başbakan. Fransa'dan Sayın Marland Mitello. Monsieur le Premier ministre. Sayın Başbakan, azınlıkların, dini azınlıkların korunması maalesef halen gündemde olan bir konu. Bize nasıl bir ispat, nasıl bir güvence getirebilirsiniz? Bütün dini azınlıkların eşit bir şekilde ibadet yerlerine erişim haklarını ve dinlerini ifade etme haklarını yaşayabilmeleri için. Söylediklerinizin tersine bu, çünkü Fransa'da var olan bir gerçek. Sizi ben Türkiye'ye davet etmek isterim. Türkiye'yi yakından takip etmiyorsunuz. Duyduklarınızla hareket ediyorsunuz. Bakınız. Zannediyorum arkadaşımız Fransız mı? Ama Türkiye'ye de Fransız. Bizde böyle güzel bir söz var. Türkiye'ye çok Fransızsınız. Bakınız. Biz Ortodoks Parti seçilmesi Lozan Anlaşması'na göre Saint-Synod Meclisi'nde yapılır. Saint-Synod Meclisi Lozan Anlaşması'na göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı halde şu andaki Ortodoks Patriği'nin seçimine biz, bakın çok açık konuşuyorum, göz yumduk. Ama ben bundan önceki başbakan değerli dostum Karamanlis'e şunu söyledim. Dedim söyleyin, müracaat etsinler. Bunları vatandaşlığa alalım. Lozan'ı çiğniyorlar, Lozan'ı çiğnetmeyelim. O dönem olmadı. Şimdi değerli dostum Yorgo'ya da aynı şeyi söyledim. Dedim söyleyin, vatandaşlığı alalım, bu işi meşrulaştıralım. Ve daha sonra bunu Patriye de söyledim. Dedim lütfen müracaat etsinler, bunları vatandaşımız yapalım. Sonunda müracaat ettiler, şu anda bizim vatandaşımız durumundalar. Bu hale getirdik. Bununla kalmadık. Dediler ki Sümele Manastırı'nda biz ayin yapmak istiyoruz. Hay hay dedim. Ve geçen yıl Sümele Manastırı'nda gittiler Sayın Patrik tüm heyetiyle beraber yaklaşık 3000 kişi filan orada ayinlerini yaptılar. Aynı şekilde Tarsus'ta Alman dostlarımız bizden ricada bulundular. Tamam dedik, her yıl gelip burada ayinlerinizi yapabilirsiniz. Onların bu şekilde önünü açtık. Onlar orada ayinlerini yapıyorlar. Aynı şekilde Van'da Ermeni Ortodoks Kilisesi yıkılmak üzereydi. Ve biz o kiliseyi kendi kasamızdan renovasyonunu, restorasyonunu yaptırmak suretiyle orayı da ibadete açtık. Daha başka örnek vereyim mi? Ve ülkemizde bizim bulunan ne kadar farklı dini azınlık varsa hepsinin ibadetini yapma noktasında garantisi benim, sigortası benim. Hepsi ibadetini rahatlıkla yapar. Onların sigortası durumundayız ve bizim iktidarımız bunu başarmıştır. Kimse bu noktada biz ibadetimizi yapamıyor durumda değiliz veya durumundayız diyemez. Eğer derse hakikaten bize karşı bu saygısızlık olur. Kim diyorsa haberim olsun. Bizzat ilgileneceğim. Bizzat takip edeceğim. Bu kadar açık konuşuyorum.